Evet, beyefendi çağrımıza kulak verdi. Öncelikle teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum size de. Günaydın. Çok ayrıntılara girmeden bildiğinizi bize aktarabilir misiniz? Hani çok böyle dehşetengiz şeyler anlatmadan. Şimdi benim duyduğum sadece bunlar iki kişi değil. Deniz ve Nursel değil. Bir tane daha erkek var. İki tanesini kuyuda, cesedi oradaymış. Bir tanesini de tarlada bir yerde kepçeyle kazmış. Bir dakika, ben bu üçüncü kişiyi şimdi duyuyorum. Üç kişi mi öldürmüş diyorsunuz? Doğrudur, evet. Üçüncü erkek kim? Erkek olan? İsim olarak bilmiyorum. Ama üç kişilermiş. O kadar söyleyebilirim. Üçüncüyü nereye gömmüş dediniz, pardon? İki tanesi kuyuda, bir tanesini de halıya serip lastiklerle birlikte yakıyor. Ondan sonra tarlaya kepçeyi kazıyor, üstünü gömüyor. Bunu ben de şimdi yayında öğrendim. İlk üç defa kişi. Evet, üç kişiler toplam. O zaman evde mi yakalamış onları, üç kişiyi? O kadarını bilmiyorum. Sadece üç kişi olduğunu biliyorum. O sizin gösterdiğiniz halı da var ortada. Herhalde traktör lastikleri falan buluyor bir yerden. Yakıyor cesetle birlikte. Sonra da deli kalması diye gömüyor. Kim üçüncü erkek? Şimdi beyefendinin ben kimliği açığa vermek istemiyorum ama hani bu konuları bilebilecek birinden bahsediyoruz. Evet. Hatta bu konuyu sadece ben değil, aile fertlerinden başka kişiler de biliyor iddiasında beyefendi. Ama şimdi siz diyorsunuz ki üç kişi, bir tane de erkek var bu cinayetin içinde. İki kişi dediğiniz şey mi, Nursel'le Deniz mi kuyuda olan? Şimdi benim duyduğumu söylüyorum ben size. Bir tanesi kız, iki tanesi erkek. Ha, erkek dediği Deniz. Deniz'i erkek. Evet. Tamam, siz Deniz'e erkek diyorsunuz. Ama bir de artı bir üçüncü kişiden bahsediyorsunuz. Evet evet, artı bir kişi daha var. Bir erkek daha var yani. Yani toplam üç kişi. Toplam acaba siz şöyle mi düşündünüz? Hani size anlatanın da şeyinden yola çıkıyorum. Şimdi aslında tabii kadın görünümlü olan erkek bedeni taşıyor. Erkek bedeninde. Yok, ben onu detaylı bir şekilde sordum. Üç kişi dedi, toplam üç kişi dedi. Ha tabii, iki erkek bir kadın oluyor. Yani Deniz'le Nurten'in dışında üçüncü bir erkekten bahsediyorsunuz. Doğrudur. Şu anda da açıkladım diye beni arayanlar var. Açıklıyorsunuz diye. Evet. Tahmin ettiğim kişiler mi? Olabilirler. Ama ben size çok teşekkür ediyorum beyefendi. Gerçekten çok önemli ya. Yani insanın ne olursa olsun evladının, yakınının, konusunun, komşusunun bir cenaze töreni düzenlenmesi, bir mezar taşına ihtiyacı var. Yani o kadar önemli ki. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer arzu ederlerse emniyet yetkilileriyle paylaşabiliriz beyefendinin kimliğini. Beyefendinin duyduğu... Ben her şekilde ifademi verebilirim. Hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. O kişiyi de, bana açıklayan kişiyi de birlikte ifade verebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Fazla suç alsın benim için önemli. Çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü cesedin bulunması şu anlamda çok önemli. Evet, mahkeme bence çok özel bir kararı imza atmış. Yani şunun için bakın söylüyorum, bunu çok samimi söylüyorum. Elini taşın altına koymuş mahkeme heyeti. Evet. Savcı da elini taşın altına koymuş. Evet. Evet. Mahkeme heyeti de. Polis zaten ilk günden itibaren anlıyor. Polis yani kül yutacak hali yok. Senelerin tecrübesi polis var. Polis zaten anlıyor. Yani daha gidip orada tarım ilacı içtikten sonra zaten her şey netleşti herkesin kafasında da. Ama polis dosyasını hazırlar. Kararı veren savcıdır mahkeme açıp açmama konusunda. Savcı da elini taşın altına koydu. Mahkeme de elini taşın altına koydu. O yüzden çok saygı duyuyorum. Şimdi beyefendi ve bunu duyduğunu söylediği kişi zaten emniyet yetkilileri konuştukları zaman ne kadar doğru bir bilgi olduğunu onlar da anlayacaklar. Beyefendi duyduğunu söylüyor. Aile fertlerinin de bazılarının bu konuyu bildiğini söylüyor. Ama üçüncü bir erkekten daha bahsediyor. Acaba
deniz erkek diye karıştırıldı da hani biz iki kadın arıyoruz, o bir erkek diye mi düşünülüyor, yoksa tabii beden erkek olduğu için hani öyle bir karışıklık mı var, onu bilemiyorum ama. Ama o konuyu sorduğunuzda çok net cevap verdi. Hayır, sordum denizin diyor. Dışında bir erkek diye açıklık getirdi. Yani iki erkek bedeni ve bir kadın bedeni. Denizi erkek kabul ederseniz, onu kabul etmezseniz. Şimdi bedensel hanım olarak kabul edersek, iki hanım yani durum görüntü itibariyle iki bayanın bugüne kadar durumuyla ilgileniliyordu. Şimdi bu iki bayanın yanına bir de erkek girdi. Yani, çünkü beyefendi, hani siz konuştuğunuzda iki kişinin kuyuya atıldığını, üçüncü kişinin o traktör lastiğiyle yakılıp daha sonra kepçeyle tarlada bir yer kazılıp içine gömüldüğü söylendi size. Doğrudur, evet. Evet. Üç kişi. O zaman Nursel ve Deniz'le yakın olan ve kayıp olan bir erkek daha var mı? Buradan şimdi onu da dile getirmiş olalım. Yani Nursel'i tanıyan ya da Deniz'i tanıyan, onlarla son zamanlarda, ya yani son zamanlarda dediğimiz 3-4 ay evvel görüşen bir erkek daha var mı? Kayıp olarak arayan bir aile var mı? Bir erkeği. Bakar mısın hala? Muhtemel ki bu tutuklanan beyle birlikte ortaya çıkan üçüncü erkek, diğer ikinci erkek. Bunlar 4 kişi bir alem yapmak istediler. Deniz'le öbür hanım ve bu ismi geçen erkekle beraber. Bir takım olaylar sonrasında eğer o hanımlara karşı bir öldürücü şiddet uygulamaya kalktıysa Haydar. Ya aleme maleme girmiyor. Alemle falan bir şey yok yani. O gün zaten doğum günü, kızları alıyor kendisi getiriyor. Ne alem ya, o kadar çok yani fanteziye girmeye gerek yok da. Doğum gününde alem yapılmaz mı yani? Doğum günde bir alemden kazık yani, bir eğlence. Tamam yani bir kutlama. İsmini nereye koyarsan koy. He, yani ama gayet tabii daha isabetli bir gün doğum günü olması. Ama kim o erkek? Yani Deniz'in görüştüğü biri var mı acaba? Bir annesine, ama annesini nereden bilecek değil mi? Acaba Deniz'in görüştüğü bir erkek var mıydı? Acaba doğum gününe giderken o erkek de mi onlarla beraber efendim, geldi? Onlar 4 kişi olmak istediler. Yani belki o Deniz'i de erkek bayan kabul ettiğimiz takdirde iki bayanın yanında Haydar vardı. Haydar o arkadaşı da çağırdı, dörtlü beraber olalım diye. Ondan sonra ne girdiyse araya bir takım itiraflar girdi, bir takım olaylar girdi. Belki bu üçüncü erkeğin tasvip etmediği ve kabul etmediği bir takım olaylar gelişti Haydar yönünden. Bu da sırf susmaz beni ele verir korkusuyla o ortaya çıkan erkek de susturulmuş oldu böylece. Tabii o diğer erkek diye tanımlanan yine Deniz'in arkadaşı olup hani cinsel kimlik olarak travesti olan biri de olabilir. Yani yine kadın görünümünde ama biyolojik olarak erkek cinsiyetini taşıyan biri olabilir. Bu olasılığı da düşünmek lazım hani. Burada 4,5G çekmiyor mu? Şimdi Tuğçe orada. Tuğçe bir sorsa ya, hiçbir köylü bir yanık kokusu, lastik kokusu da öyle az bir koku değil yani. O biraz meskun mahal sayılan küçücük köyde o kadar dumanla o kadar koku birlikte, ben de onu merak ediyorum. Çünkü, nerede yakıldı çünkü diye. Çünkü hep konuşuyoruz ya tabii, bir cesedi yakmaktan çıkacak koku lastikle beraber yakılırsa örtbas edilmek için lastik de yakılmış olabilir. Peki beyefendi, son bir şey daha söyleyeceğim. O yakılma olayı, yani gömülen yerin neresi olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Yok, onu hiçbir şey söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Peki bu kuyunun ne zaman kapatıldığını biliyor musunuz? Artık ne zaman öldürdüyse. Yani hemen o makinede, iş makinesi de Haydar'ın mı? Evet evet, kendisine ait. Tamam, zaten öyle iş makinesi. Her türlü teçhizat var o zaman ortamda. Bir grinder o yani. Bir grinder. Evet. Şimdi bu çöküklük ne denir? Bu kuyu kapatılmıştı ya. Böyle değildi üstü. Biz daha evvel de gittiğimizde. Orası dümdüzdü. Yani şimdi zaman içinde bakın, öyle o kadar da olsa bir çökmüş orası. Evet. Kendini belli giderek etmiş, yavaş yavaş. Giderek yavaş yavaş toprak çöküyor orada. Oturuyor, o yüzden çünkü belli olmuş. Toprak. Ama beyefendinin duyduğu, bir de yani çok emin bir yerden söylüyor bunu. Beyefendinin duyduğu, aslında beyefendi zaten sizi de aile tanımıştır. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer bu cesette bulunmazsa mahkemenin seyri nasıl değişecek, tabii bunu düşünmek bile istemiyorum. Yani farklı bir yöne de evrilebilir mahkeme seyri. O yüzden
cesetlerin bulunması o son derece büyük önem taşıyor. Ben köy halkından da rica ediyorum. Kaybolma tarihleri 8 Ağustos. 8 Ağustos'ta ya da 9 Ağustos'ta böyle bir bir koku, bir lastik kokusu, bir yanma kokusu, yanık kokusu duydunuz mu? Son derece önemli. Bir de nerede, yani tarlanın neresinde? Lastik yansa bile duman çok gözükür, kapkara. Simsiyah olur değil mi? Evet. Çevrede kepçeyi çok kullandığı için herkes Haydar'a dozerci Haydar dermiş. Bu döndü şey işine, bizim Ankara'daki cinayete. Gülizar Öztürk böylece cinayeti. İlgi de çok çekmedi. Zaten çok sıklıkla kullandığı için. Çok benzedi ama. Evet, böylece Ankara'daki cinayetle alan bakımından, yapılış bakımından çok benzedi. Şimdi evet. Eğer tabii emniyet yetkilileri bu kuyu ve civarında arama yaparlarsa... O zaman hani bingo olur. Onların da aylardır çalışmalarının gerçekten kaymağı olur bu da. Aileden İnşallah. De bilen varsa lütfen paylaşsınlar. Yani ya biliyor musunuz yani? Bilecek bir şey değil. Anlatmış yani suça yani. Ortak olmayın. Bir de arkadaşlar tamam anladık yani hani yakınınız, babanız, oyunuz, buyunuz ama sonuçta burada da bir Derya Bülüysen meydana da de ya Derya. Televizyondaysan çık dışarıya, izleysen çık da bak. Ne izledi de öldürdü. Benim şu anda ne izledi, benim yetimimdi. Efendim o öldürdü. Ben beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum.